Amoklavin S600 bölü 42, 9 mg oral süspansiyon nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Amoklavin S enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir ve enfeksiyona neden olan bakterileri öldürerek işlev görür amoksisilin, amoksisilin trihidrat olarak adı verilen bir penisilin ve amoksisilinin etkisiz hale geçmesini engelleyerek işlev gören klavulanik asit potasyum klavulanat olarak olmak üzere iki etkin bileşen içerir. AMOKLAVNSI günün aynı zamanlarında vermeniz önemlidir. En iyi etki için yemeklerden hemen önce verilmelidir. AMOKLAVNS toz halindedir, bu yüzden ilk önce sulandırmak gerekir. Süspansiyonun hazırlanması. AMOKLAVNSİ -OK -E sulandırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz. Tüm toz serbestçe akana kadar şişeye hafifçe vurunuz. 1. AMOKLAVİNS 600 mg 42,9 mg oral süspansiyonu hazırlamak için önce şişi üzerinde işaretli çizginin yaklaşık 2 bölü 3'üne denk gelecek kadar su ekleyiniz ve tozu süspansiyon haline getirmek için şişeyi iyice çalkalayın. Dozları gün içinde aralarında en az 4 saat olacak şekilde eşit zaman aralıklarına ayırınız. 2 dozu 1 saat içinde vermeyiniz. Haftadan fazla vermeyiniz. Çocuğunuz iyileşmemişse yeniden doktoru tarafından görülmelidir. İshal, bulantı, kusma, yaygın olmayan baş dönmesi, baş ağrısı, sindirim güçlüğü, deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.